suratı ifadesini gördün mü? Uzun video sevenlere gelsin. Şu yakayım da yüzüm turlansın değil mi? Tövbe tövbe. Ya bu geminin içinde var ya, korona varsa kaçar gider. Vallahi billahi kaçar gider. Köpeğiyle gelen bile var bak. Aha bizim araba burada lan. Bu mu lan? Allah'a bu lan. Allah'a da bu lan. Bimden bir sucuk aldım. Lan arkadaş nasıl kokuyor dolabı açtım ben ya. Evet, montaj bitti. Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Uzunca bir aradan sonra ulan var ya, güneş de karşıdan geliyor. Akşam güneşi bu ha. Sidikli olduk ya. Her neyse, selamünaleyküm abilerim, kardeşlerim. Bildiğiniz üzere vizem yoktu. Vizem bitmişti. 93 gün kadar yattım. Ondan sonra tekrar kamerayı yine elime aldım. Çok soran var, eden var. Abi video ne zaman, bilmem ne zaman falan filan. Oğlum dur, abim belini doğrultamadı be. Vize yok, çalışamıyoruz. O neydi lan? Surat ifadesini gördün mü? Bir köprü geçişi vardı, oradan geçtik. Neredeyiz? Yunanistan'dayız. Allah izin verirse. Uş, çirkin çıkmayalım ya. Saç başta nasıl bilmiyorum vallahi da. Kusura bakmayın. Çok dağıttım kendimi. Oh. Yunanistan'dayım. İstikamet Fransa. Yunanistan'dan gidersek yer gemiyle gideceğimizi daha önceden söylemiştik. Hatta videoda yapmıştık falan filan. Ama Fransa'ya karadan da gidiliyor. Birçok kez karadan da gittik de. Buradan da gidiliyor yani. Kapıkule'de biraz sıra yoğun olduğu için güzergah burayı yapmışlar. Sağ olsunlar. Arkamda da frigo yok. Normal çadırlı dorse var. Benim vizem olmadığı için vizesi olan arkadaşa benim frigo dorsemi vermişler. O da Almanya'da şu anda. O olmadığı için frigo ile gidemiyoruz. Şöyle bir yapalım. Şapşalın teki oradan gidiyor. Kaç şuradan be. Vallahi ezerim ha. Şapşala bak hele ya. Her neyse. Güneş de çok fena vuruyor be. Frigo dorsesi o arkadaşta. Artık hangi arkadaşta? Gelince bırakacak. Ben de servisimi bitirince kaldığım yerden yine frigo ile devam edeceğim inşallah. Şu anda çadırı dorse var. Uzunca zamandır çalışmadım. İşte vizeme hep red geldi. Başvurularında. Bir anlam veremedim. Bir evrak eksikliğinden diyorlar. Bir diyorlar 10. madde. 10. maddeyi söylemiyorum buradan. Vize alımında 10. madde diye yaz Google'a, her şey çıkıyor orada. Bana söylettirmeyin şimdi. 10. maddeden dolayı, evrak eksikliğinden dolayı, imza eksikliğinden dolayı bilmem ne. Çok prosedür var. İnce işler. Benim kafam almaz onları. Almanya'ya başvuruldu ilk etapta. 25 gün sonra red cevabı geldi.
Oradan geldi pasaportum. Bir hafta sonra Hollanda'ya başvuruldu. Orası da bir 20 gün falan sürdü. Ondan sonra biraz dediler bekletelim, İtalya'ya verelim. Sonra biraz bekletildi, İtalya'ya verildi. O da red verdi. Yani bak, Alman red, Hollanda red. Sonra İtalya'ya gidecek. İtalya'da sağ olsun o da red verdi. Sonra dediler ki biraz zaman geçsin yine. Hollanda'ya tekrar gönderelim dediler. Hollanda'ya tekrar gönderdiler. O da 15-20 günde mi ne geldi? 2 haftayı geçti, evet. Geçti. Vizem geldi Hollanda'dan. 6 aylık geldi. Dedim ki arkadaşlara, programcı arkadaşlara, vizemin geldiğini söylediniz. Nedir o? Bana dedim program yapın, ben yola çıkayım. Evde daraldım bunaldım çünkü. Tamam dediler. 15-20 dakika sonra, ben bunu söyledikten sonra 15-20 dakika sonra, abi senin çekicin serviste gözüküyor dediler. Ulan dedim hayırdır. Abi dediler kademeye bir ara. Sor bakalım. Nedir ne değildir. Kademeyi aradım. Yetkili arkadaş dedi ki abi senin aracın serviste. İstanbul'da yurt içi çalışan bir arkadaş İstanbul'da kaza yapmış. Ama öyle büyük bir kaza değil. Kendisinde de bir şey yok. Sadece sağ basamağı vurmuş. Genelde bu oluyor. Sağ kapının altındaki plastik korumayı vurmuş. Farın olduğu yeri vurmuş. Tampon ayrılmış. Köşe tampon. Orası köşe çünkü. Birleşim yeri. Aradığımda günlerden pazartesiydi. Benim de vizemin çıktığını ne günü? Ayın 18'inde. Ağustos 18. 18'inde bana söylediler. 19 cumartesi, 20 pazar, 21'inde dedim hadi çıkarım. İşte araç kaza yaptığından dolayı çıkamadım. Çarşamba günü çıkacakmış servisten dediler. Çarşamba günü servisten çıktı. Araba alınmış, muayenesi bitmiş aracın. Tüve girmesi gerekiyormuş. Tüvünü de yaptırmışlar sağ olsunlar. Yola çıkacak şekilde hazır hale gelmiş. Çarşamba günü akşamı arkadaşlar bir dorsa ayarladılar. Şu arkamdaki dorsayı. Perşembe günde sabah yola çıktım. Bugün günlerden cuma. Sekiz, 19 cumartesi, 20 pazar, 21 pazartesi, 22 salı, 23 çarşamba, 24. 24 Ağustos yola çıkış tarihim. En kısa zamanda bu videoyu atayım. Siz de rahatlayın, ben de rahatlayayım. bu zaman dilimi içinde sürekli arayan, İşte gerek Instagram'dan, gerek WhatsApp'tan yazan herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Yalnız bırakmadınız. Hep halimi hatırımı sordunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ama çalışmamak kötüymüş arkadaşlar. Yolu gösteremiyorum şimdi. Lafı da kestim ama. Yolu gösteremiyorum. Güneş vuruyor. Şöyle yapsam olur mu?
Şu anda güneş solda kaldı. Yunanistan'ın yolları. Bir 20 kilometre kadar yolum var. Şöyle biraz çapraz göstereyim sağ tarafa doğru. 20 kilometre sonra her zamanki yattığım parkta yatacağım. Yarın sabah 9-10 gibi kalkıp, yarın sabah demeyeyim de ertesi gün diye. 9-10 gibi kalkıp İgo Manisa'ya doğru yol alacağım. Yaklaşık 720 kilometre falan orası da. Oradan gemiye binip işte İtalya Ancona'ya devam edeceğim. Ay ay. Hakikaten çalışmamak zormuş. Evde ruhum, canım böyle daraldım, patlayacağım ya. Çalışırken, oh selamünaleyküm oğlum, bardak düştü. Çalışırken eşim bana hep iş buyururdu, tamam mı? Böyle Engin derdi, şurası yapılacak, bak şu şöyle, bu böyle, bu eksik, bunun böyle olması lazım falan falan bana iş buyururdu. Çalışmıyorum ya. Abi dedim, bana işlerin hepsini ver. Ulan evin işini bitirdim, yapılacakları, edecekleri. Bitirdim. Ulan iş kalmadı, bileydim aiste aiste yapardım. 93 gün be mübarek, 93 gün be, hey. Ulan işler bitti, kaldım böyle bir başıma. Cık. Arkadaş ya, yeğenimin yanına gidiyorum. O da cam filmi işi falan yapıyor, araç kaplama işi falan. Ne bileyim, oraya gidiyorum olmuyor, buraya gidiyorum olmuyor. Arkadaş daral geldi. Bazen iş yerine gittim yardıma, şirkete. Bir Adana yaptım. Instagram'dan takip edenler vardır. Ceren firması. Kapıda birlikteydik de ufak bir münakaşamız oldu. Her neyse, onu da anlatırız. Onun yükü hafif. Benimki her zamanki gibi çakılı abi. Ne diyordum lan ben? Allah Allah. Lan benim de bunlar meşhur. Söylediğimi unutuyorum ya. Ha, Instagram'dan takip edenler vardı Adana'ya gittiğimi. Böyle yol yaptıkça paylaşım yaptım oradan. Şimdi şuraya bir yerlere yazarım adresi de. Engin Kurt Official yazıyor. Bir arkadaş öyle yazdı, öyle kaldı. Yani Instagram adresim de o. Engin Kurt küçük harflerle Official yazıyor. Official midir, CL midir, nedir işte, ne demekse var. Sahibim, sahip mi demek, ne demek, ben anlamam öyle şeylere. Her neyse, oradan da takip edenler oldu. Çoğu kişi oradan yazıyor, soruyor, ediyor. Zaman buldukça hepsine yetişmeye çalışıyorum. Ki yetişiyorum da. Biliyorum, uzunca zamandır video yapmadım. Ulan bayağı da konuştum ha. Abi 93 günün acısı var be. Döküyorum içimi be. Yaparım ben size güzellik, yaparım. Lan amma ağır yüklemişsiniz siz de be, araba yürümüyor be. Aracım değişmedi, halen daha bomb 087 ileyim. İşte dedim ya, yurt içinde kullanmışlar arkadaşlar. Sağ olsunlar. Allah'tan kendinde bir şey yok da kaza yapmış arkadaş. İçini de her zamanki gibi tertemiz. Bal dök yala aldım. Abi ya, neyse şikayet etmeyeceğim. Daha ancak yani direkt eşyalarımı attım çünkü arabayı komple boşaltmıştım. Araba 3 serviste Almanya'ya gitti geldi. Eşyalarımı attım. Şu yatağın üstüne doldurdum hepsini. Buralar doluydu ya, üst yatak doluydu. Yani
Önce arabayı temizlemem lazım ama her yerde eşyalarım var. Nasıl olacak? Hepsine birer tane çöp poşeti geçirdim abi tozlanmasın diye. Ondan sonra yataktan başladım. Yatağın altlarını sildim, güzelce temizledim, aspirinledim. Aspirin var yani o deterjan gibi olan böyle değişik bir şey, güzel bir şey. Güzel de kokuyor bazen. İşte yatağı silkeledim, şu sünger olan kısmını falan filan böyle. İşte bir ayar çektim, daha yatağı yapabildim. Yani yemek dolabı öylece duruyor. İşte incik boncukları yerleştirdim şuraya. Bayağı bir yer açıldı ama yani şu an üst yatak dolu gerçi. Alt yatakta pek bir şey yok. Sadece arabanın çantası var ve yatacağım için hani hali hazırda dursun diye. Yatak yine 10 numara bak. Hastalık abi ne yapacaksın? Yeniden sizlerle birlikte olmak güzel. Uzun video istiyorlar. Uzun olsun abi. Çayını, çerezini, kahveni, sodanı, meyve suyunu. Alkol bize yeter. Alkolü alma sen. Ben alkolle pek gitmem. Yani seyredilmem. Al enerji al yanına, o daha iyidir be alkolle. Her neyse, o sizin bileceğiniz iş. Tavsiye etmiyorum. İşte çay, kahve, enerji, kola, fanta, artık neyse, Nesquik, süt. Ne istiyorsan öyle takıl. Uzunca güzel bir video olacak inşallah. Çok konuşacağım. Ne yapayım? Hadi şimdi ben müsaade istiyorum. Çok terledim. Klima çalışıyor sanki fayda etmiyor gibi. 30 derece sıcaklık var. Bir de mazot sorunum var. Bilmiyorum şöyle gözüküyor mu? Şöyle yapayım. Bak ekranda ne diyor? 121 kilometre giderim diyor. İbrede drink, 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 drink. Vallahi Allah'a emanet gidiyoruz. Ne cesaret değil mi bendeki? Herkes gidemez böyle. 3 kilometre sonra sağdaki çıkışa girin. Sus lan, bu ne lan? Navigasyon değil de şu park yerinin girişini değiştirmişler. Arkadaşlar öyle söylediler. Ben de oradan hiç girmedim dedikleri yerden. Bakacağım. Belki açılmış da olabilir. Ama telefonumu açtım. GPS'ini. Oradan bakıyorum. Sesi kapatmayı unutmuşum ya. Benim sesle ne işim olur ya? Abi. Neyse. Görüşürüz dostlarım. Hadi bakalım. Bana müsaade. Selamünaleyküm arkadaşlar. Tekrardan günaydın. Dedik ya yatacağız diye. Yattık. Şimdi de kalktık. Gideceğiz. Hadi 10-24 diyelim. 10-24. Saat sabahın 10'u. 10.30 hatta. Çekiyorsun değil mi? Bak çekmiyorsan senden çok şey bekliyorum ha. Dur seni bir alayım şöyle, ben kontrol edeyim, kalite kontrol. Abi çekmiyormuş bu ya. Bu nasıl oldu böyle? Evet. Kestik. Yeniden başladık. Günaydın arkadaşlar. Dediğim gibi yattım. Şu an sabah oldu. Kalktım. Saat 10.30 ve yürüme
Saati geldi. Tavanımızı kapatalım. Evet, girişi yaptık mı lan? Yapmışız. Evet, buradan çıkalım. Gemiye doğru gidelim. Haydi bakalım. Sıkı tutunun. Sıkı tutunun. Şimdi şuradan bir dönelim. Burası benim yattığım park. En azından güvenli. Şöyle bir Ausfahrt mı diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ausfahrt çıkış mı yapalım? Dönüş mü yapalım? Ne diyorsunuz? Türkçesi dönüş yapalım. Şuradan bir dönüş yapalım bakalım. Güzel bir yer. Köy yeri. Sapes. Yunanistan'ın Sapes köyü mü diyeyim, ilçesi mi diyeyim, semti mi diyeyim. Artık ne anlarsanız. Çok da toz kalkıyor be. Allah toz kalkıyor. Ulan bak. Şey yapacaktım ya. Tam dışarıda çekicinin arka tarafında, kabinin arkasında fırça vardı biliyor musun? Araba yıkama fırçası. Onu sıkıştırmam gerekiyordu. Şimdi ses yapıyor bak. Gene unuttum. Var mı gelen? Yok. Yol benim mi? Benim. Şimdi basabilirim. Abi çok toz oldu be. Kusura bakma arkadaşlar. Bu ne lan? Sürüyorum bir de. Siz olsanız siz de öyle yapardınız abi, üstümüze sürersin. Nereye süreceğim ki? Alt üstü ağzımdan çıkan bir kıl parçası yani. Bıyıklar düşmüş içeri ya. İğrençleştim değil mi? Ne kadar güzel. Ulan bir elimi yüzümü yıkadım, kendime geldim arkadaş ya. Anam telefon sıcakta kalmış lan. Telefonlarınızı güneşe koymayın. Patlayabilir. Yine yol benim ya. Allah Allah. Niye böyle oldu? Bugün hep yollar benim. Hadi bakalım. Hep böyle olsa keşke. Şuna bir tık gaz verelim de azıcık içeriği soğutsun arkadaş. 30 derece sıcaklık mı olur ya? 30 derece ya. Vay babanın diline ya. İçeriye döktük ya lan. Lan amma pasaklı oldum ha. Şimdi arkadaşlar istikamet İgomarisa. Oraya devam inşallah. Lan. Lan çalışıyor mu lan sen? Çalışıyormuş. Sen ne diyorsun be? Oğlum buradan bir yerden çıkıyorduk ya lan. Nereden çıkıyorduk? Navigasyonu da açmadık ama. Vallahi. Tüh. Navigasyonu açmaya zaman yok. Şöyle bir gidelim. Bayağı da yol var lan. Var mı? Var. Parkı da görmüş oldunuz yattığımız yeri. Akşam burada yedim içtim hemen yattım abi. Uykum vardı, kapı bizi mahvetti. Sıralar bizi mahvediyor. Hoppa. Arada bir vites düşürmek lazım. Ne yapayım abi, gitmiyor. 11. viteste basıyorum gitmiyor. Kendi atmayınca ben kendim atıyorum. Ne yapayım? Evet, şuradan bir yerden otobana çıkıyordum. Şöyle Aleksandro'ya doğru devam ve Aleksandro bunu yazıyor, bir şey yazıyor. Bir sefer geldiğimde şurada sağdan çıkmam gerekiyordu. Telefonla da konuşuyordum. Daldım gittim ileriye doğru.
dedim köprünün altına kadar gittim o ileride. Dedim lan nereye gidiyorsun Tosma? Oradan çıktım gene telefonla konuşuyor. Buradan sağdan ayrılmam gerekirken gene düz devam ettim, iyi mi? Lan buralara kişi bir şey yaptılar ya. Vallahi aynen doğru gidiyor. Lan 3 ayda insan bildiği yolu unutur mu be? Oğlum nereye çıktık lan biz? Doğru yol, doğru yol, aynen doğru yol. Vallahi billahi aklım gitti ya. Dayı kaç oradan da bak kaç. Kaç oradan vallahi üstüne çıkarım bak. Sonra değilseniz burası Avrupa. Madem Avrupalısın çıkacaksın, kaçacaksın yoldan. Evet. Dumanımızı da çektik. Her şeyimiz tam. Yatak bozulmuş. Yani ayar oluyorum ben böyle olunca, biliyor musun? Oturuyorum, kalktığım gibi hemen düzeltiyorum tekrar. Evet arkadaşlar. Güzel bir günde, güzel bir servis. Güzel de bir video olacak. Uzun video sevenlere gelsin. Şimdi yolda boşken şu arkadaşların isteklerini bir yerine getirelim daha, değil mi? Bugün burayı sağlam gitmem lazım. Evet. Şimdi benim vize beklediğim dönemde bana yazan çizenlere bir selam söyleyeyim. Zafer Arasan, Bay Medya, Eldar Çavuş, Durmuş Macit, Yakup Çelik, Gökhan, Necdet Şeker, Şeker sen var ya, Sebahattin Sarıkaya, Kadir Meriç, Hüseyin Niyazi, Ulaş Keşçi, Uğur Melih, Doğancan Köse, Serkan Çekiç, Murat Aydoğan abim, Okan Çimen, Murat Hant, Sercan Savaş, Uğra Dikilitaş, Necmettin Sevinç, Alperen Kurtuluş, Alperen derken mi yazıyor? DRKN 51 diyor. Feridun Ergül, Aşkın Öztürk, Cem Karabulut, Serkan Saygın, E Adiga, Abdullah Bektaş, Semih Öztürk, Ümit Çetiner, Seçkin Gör, Murat Savaş, Hüsnü yazmış, Hüsnü yazıyor sadece. Eyüp Karataş, Ümit Kurtuluş, Selami Kılıç abim, Özgür Yavuz, Muhammed Uzunöz, Ahmet Kurt, Emrah Koç, Oktay Turak, Yavuz Başkan, Aytekin Çam, Mehran Nederzade, Nader Zade, Gobel abim, Ömer Koçak, Şahin Altunten, Hasan Köse, Yusuf, Tamer Saygılı, Erol Salat, Çavuş Baba, Enes Türker, Eyüp Şahin, Mustafa Gökoğlu, Emre Kılıçaslan, Alişan Tıcı, Atıcı, Hasan Karataş, Sedat, SDT, sen kendini biliyorsun. Mutlu Ekgezer, Doğan Kasap, Fuat Aydın, Necdet Eğilmez, Emircan Baykan, Burak Karaşahin, Baykon Bincim, Saffet Batı, İbrahim Sakaryalı, Emre Özger, bu ne lan böyle? Şey gibi oldu hani öğretmen sınıfa girer de
Ahmet burada mı, Mehmet burada mı diye sorar yani. Ahmet burada, Mehmet burada, Engin buradayım hocam dermişim. Tolga Batmaz, Selim Şarlı, Emre Özger. Ondan sonra Oğuz Berat, Tayfun, Eyüp Çevik, Murat Önder, Ferhat Mutlu, Hasan Yılmaz Lyon'da. Fethi Kuru abim. İsa kuvvetli demiş. Mustafa Kara, Özkan Karaağaç, Burak. Ondan sonra cuma Emrullah Can, Hasan, Rıza Altıparmak, Orçun Demirpolat, Ersal Kırkoyun, Furkan Özdemir, Semih Horasan, Hasan Nermin Yalçınkaya, Aydın Tatlıcan, Levent Demirülek, Cem Meral, Erdoğan Ünye, Sefa Bişkin, Tamer Konya, Lokman abi, Bahri Tekes, Sefa Çaylı, Serdar Topaç, Necmi Güneş, Bilal Dikmen, Fatih Sakur, çalışanımızdır Fatih Sakur, Muhammed Bülbül, Deniz Uslu, Atakan Topçuoğlu, Ümit İnanlı, ne diyor? Bunda da bir şey yazıyor be. Okan Demir, Uğur Sezgin, Ufuk Kızıl Güneş, Ali Seyit Kaba. Ne yazıyor? Ondan sonra Muhammed Oğuzhan, Fatih Demir, Murat Kaya, Sezgin Şahin, Can Ateş, Cemal Aksu, Berlin'den Gökhan abiye, Ali İlkel Pamuk, Fatih Kutlu, Adem Şanverdi, Ali Er Yılmaz, Emirhan Akdemir, Ercan Paşaoğlu, Fatih İkiz, Mehmet Nakkaş, Onur Altınten. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Bu arkadaşlara hani söyleyeceğimden değil, hani söyleyeceğim diye bir söz vermedim de isimlerini buradan geçireyim istedim. Sürekli yazıyorlar, çiziyorlar. Daha devamı da var da ben kısa kestim. Kusura bakmayın. Abi tıraş yapacağınız ne bu sabah sabah diyeceğiniz ya. Ya ismimi söyle diyen arkadaşlar var. Söyledim. Hepinize selam saygı olsun. Diğer arkadaşlara daha çok selam saygı olsun. Onlar böyle bir şey yapmıyorlar. İsmini buradan söyleyince ne oluyor abi? Neyse. Olan oluyor. Şimdi bizim burada bir para vermemiz lazım arkadaşlar. Aktifsiniz değil mi? Kameralar. Evet. Kaç para ediyor lan? Bu ne be kardeşim? 6 euro be. Soydunuz, sülük soğana çevirdiniz bizi lan. Şurada bir 5 euro param kaldıydı galiba. Dur. Şuradan da bir 1 euro vereyim ona da. Altı evrocuk. Al bakayım. Ömrümü sömürdün kız. Kız varmış lan. Kalimera. Alo. Gözlere bak lan. Thank you, bye. Bye. Maske de takmıyor lan. Biz maske takmıyoruz. Ne olacak? Abba! Daha yolun başında mermeye başladık. Vay asını be. Ver babam ver. Bak şimdi burada kaç tane otoban ödemesi yapacağız. Akıllara zarar bir yer ya. Ama ödemesi ufak yani. Ne oldu lan? Bu radar var diyor. Bu satarit cihazı ha arkadaşlar. Yani firmayla mesajlaştığımız da aynı zamanda da benim internetim açık mı? Şunu bir paylaşayım da. İnternetimi paylaşayım yani.
şeyle. Satelitle. Bağlan dostum. Aynen. Bağlanıyor musun? Bağlanıyorsun. Al işler. Sen şurada dur. Efendime söyleyeyim. İşte arkadaşlara selamı da söyledik. Daha başka ne yapacağız? Bu arada hani söylemiştim. İşte yurt içinde çalıştım falan diye. Yurt içinde çalıştım arkadaşlar. Yani 4-5 gün kadar falan çalıştım. Yani pek de gitmek canım istemedi. Niye istemedi? Şimdi yurt içinde çalışan arkadaşlar var. Onlar da boşta. Onların da hakkına geçmeyelim diye. Pek çalışmak istemedim ben. Ne yapacaktım? En fazla kademeye dorsa indiririm, çıkartırım. İşte kontrolünü yaptırırım. Veyahut da ne bileyim depodan büyükleme yaparım. Veyahut da ne bileyim yurt dışından gelen abilerimizin, kardeşlerimizin dorsesini alıp varsa Bursa içinde boşaltma yapabileceğim yer boşaltmasını yapardım. Ki öyle de yaptım zaten bu gittiğim 5-6 günde. Bir tanesinde Uğur Melih vardı. Yeğen diyelim hadi, yeğen diyelim. O da yaşta küçük. 34-35 var herhalde. O Adana'ya gidiyorum abi dedi. Lan dedim beni de al. Aldı beni de sağ olsun. Birlikte bir Adana yaptık. Adana boşaltması yaptık. Oradan geri geldik. Tabi Adana'ya gittim. Orada da valla bak ismini unuttum gene çocuğun. Çocuğun demeyeyim kardeşimizin. Ama Lokman abiyle tanıştım. Kebapçı Lokman abi. Ulan adam şehrin merkezine gezerken geldi buldu ya da bizi. Vallahi billahi. O da paket servis yapıyormuş. Kebapçıymış kendisi. Çok ısrar etti. Gel diye ama zaman müsaade etmiyor. Onun da işleri var tabii haliyle. Ama gene ayaküstü sokakta görüştük. Sağ olsun, çok teşekkür ederim ilgi alakası için. Bizi gezdiren, dolandıran o diğer arkadaşın ismi Murat mıydı ya? Lan nasıl bulurum ben seni ya? Sen beni bulursun ama Adana'da bizi gezdirdin ya. Arabanı da söyleyeyim, Toyota. Geldi sağ olsun arkadaş. Nereden aldı bizi ya? Adana'nın o meşhur şey nedir o? Kebapçı Hasan mıydı lan? Vallahi bak şimdi aklımdan gitti ha. Kebapçı Hasan mıydı? Her neyse. Meşhur bir kebapçıymış. Oradan aldı bizi. Biz yemek yiyorduk. Aldı orayı gezdirdi, burayı gezdirdi falan filan. Yedik içtik. Allah razı olsun. Sonra da bizi aracın başına bıraktı. Ufaktan da bir şey oldu gene. Telefonumu onun aracında unutmuşum. Ulan adamla vedalaştık. Adam bastı gitti. Ben diyorum bu adama nasıl ulaşırım? Bak araba telefonum onun arabasında. Uğur'a dedim ver telefonu ver hemen Instagram'ı aç. Instagram'dan bulmaya çalışıyorum çocuğun. Yani o kardeşimin ismini halen de hatırlayamadım vallahi kusura bakma. Ulan Instagram'dan ne uğraşıyorsun manyak? Arasana kendi cebini. Aradım. İki kere aradım ikincisine duydu herhalde. Açtı dedi abi tamam dedi ben de dedi dönüyorum geliyorum dedi Allah razı olsun çocuğu bir daha yoldan çevirdik ya. Valla o kardeşimiz de tırcı. Vallahi billahi bak çok özür dilerim adın aklıma gelmedi o kadar çok yazan eden var ki. Mümkünatı yok yani bende o kapasite yok benimki eski kafalardan 2 GB'lık hafıza var. 2 GB'lık hafıza var bende. Yani anlayabileceğiniz dilde öyle söyleyeyim. Bir de çok yazan neden olduğu için Allah razı olsun sevenlerimizden, sayanlarımızdan. Vallahi cansınız ya. Abi o nasıl hafıza diyeceksin 2 GB? Oğlum versiyon eski versiyon. Biz eski versiyonuz. Öyle yeni modeller gibi değiliz yani. 2000 model falan değiliz yani. 2000 modeller artık şimdi. Adamlar şey ya 128 GB abi adamların hafıza her şey var. Valla. Yani bir Adana yaptık. Adana'ya gitmişken
şeflerimizden, amirlerimizden izin aldık. Dedik ki biz boşaltmamızı yaptık. Bir denize girebilir miyiz? O kadar vaktimiz var mı? Hani imkan verir misiniz falan? Allah razı olsun. Onlar da pek uzatmamak şartıyla rahat olun dediler. Biz de rahat olduk. Sağ olsun. Onlara da teşekkür ederim buradan. Yani bir 3 saat kadar arkadaşlar, bir 3 saat kadar eğlenmemize baktık. Yani gezdik, tozduk, öyle diyelim. Zaten Adana bildiğiniz üzere çok sıcak. Yanıyor geçmişine yanlamayın. Yanıyor. Dönüşte saatimiz Aksaray'a kadar yetiyordu. Hatta Aksaray bir yarım saat daha geçecekti normalde. Ama dedik ki Aksaray'da en son attığım video vardı ya. Mercedes-Benz almıştık hani bu yeni araçları almaya gittiğimizde. Oraya park edelim dedik. En azından orada da tanıdıklarımız var. Orada da tanıdıklarımız var. Onlar da onlarla görelim dedik. Sağ olsun orada da Musa abi karşıladı bizi. Geldi aldı. Akşam bir yemeğe götürdü. Sağ olsun. Kesene bereket. Hakkını helal et. Hakkın ödenmez. Bursa'ya da beklerim. Geliyorsun ama şey oluyor. Nedir o? kavuşamıyoruz bir türlü. Ters yönlerde oluyoruz. Musa abi. Onun da dükkanı var. Aksaray merkezdeydi galiba çarşıda. Bay giyim üzerine. Takım elbise falan filan. İşte gece aldı bizi, yemek yedik, oradan çaya götürdü falan. Öyle bir dolaştık. Ertesi günde biz onun dükkanına ziyarete gittik. Yine kahvaltımızı falan yaptık. Oğlum bebe, bak ufacık bir şeysin. Aa böyle depmiyi koydun mu gidersin ha. Aksaray'da da Musa abiyle görüştükten sonra müsaadesini alıp biz yolumuza devam ettik. Bursa'ya geri geldik. Sonra zaten bir sefer daha gittim yardım amaçlı. Oğlum biz Kavala yolunu takip edeceğiz. Doğru gidiyoruz değil mi? Her neyse Bursa'ya geldik. Bursa'da birkaç gün daha çalıştım işte öyle. Yardım amaçlı. Yani durum vaziyet bu arkadaşlar. Benim vaktim böyle geçti. Çok sıkıcı geçti ama. Keşke böyle Adana değil de bir Antep, bir Diyarbakır, bir Ağrı, bir Van. Ne bileyim o taraflara da yük çıksaydı da gitseydim. Çünkü benim tekerlek dönünce ben rahat ediyorum abi. Dönmezse olmuyor. Şuraya bak ya. Lan bu keyif kimde var be? Vallahi billahi var ya. Şu yola gitmekten aldığım keyif hiçbir şeyde yok abi. Hiçbir şeyden bu kadar keyif almam. Baksana şuna ya. Abi yaylana yaylana gidiyorsun. Klimen açık, cihanın elinde. Ver abi yolu. Yol mu dayanır lan böyle gitme ya? Fizar'a göndersinler lan. Oo yok. Bak şimdi güldüm gülünce aklıma geldi. Arkadaşım bir tanesi yazmış. Ya konuşurken çok gülüyorsun. Abi ben böyleyim bak. Hep güler yüzlüyüm ben ya. Benim yüzüm hep böyledir lan. Yani ben neşemi kaybettiğim zaman abi böyle konuşmam zaten. Vallahi bak. Böyle konuşamam. Hatta hiç konuşmam. Konuşursam da kötü konuşurum. Tamam mı? Hep böyle misin? Hep böyleyim kardeşim. Arkadaşım, abim artık neyse. Benim yüzüm gülüyor abi. Ben kolay kolay sinirlenmem. Sinirlenince de abi dersin bu engin kurt değil abi. Bak emin ol yani. Bu engin kurt değil dersin yani. İçimden canavar çıkıyor. Bakma böyle. Şimdi zayıf çıtı pıtı olduğumu ama Allah billahi gözüm karadır.
bilenler bilir. Yani karşımda 20 kişi olsun, öleceğimi bileyim yana giderim şerefsiz. Ama bir kere vuracağım. O hırsı alacağım yani. Neyse geç, bunlar kötü huylar arkadaş. Ben gülüyorum. Ne diyelim? Gene bayağı oldu ya, değil mi? Abo, yarım saattir konuşuyorum lan ben. Limanda görüşmek üzere. Tamam mı? Hadi kendinize iyi bakın şimdilik. Ben bir limana varayım. Bir bilet işlerini falan halledeyim. Şurada yolda falan filan böyle hani. Sonra gene kavuşuruz. Gemide de gene güzel bir görüntü veririz. Verebilirsek. Makine sıkıntı yapmazsa eğer. Bana müsaade. Evet, selamünaleyküm tekrardan. Az bir şey yolumuz kaldı. Kaç? 18 kilometre diyor. Limana arkadaşlar. Bakalım sıra durumu nedir? Gurbetçi akını nedir? Ne değildir? Bir bakalım bakalım. Aldım. Biletimi almadım daha doğrusu. Biletimi ayarlayan spedisyoncudan ne derler ona bizim dilde. Kümrükçü değil de bilet işlemlerini halleden, rezerveyi alan arkadaşın yanından çıktım şimdi. Limana doğru gidiyorum. O da sağ olsun bayağı yardımcı oldu. Acele et dedi. 9'da dedi gemi var dedi. Beğenmediğim bir gemi ya. Yok böyle bir şey. Minyon. Minyon. Ay ay. Bari şuraya yetişeceğim diye hiçbir şey yemedim. Evde atarken dana gibi oldum. Böyle göbek göbek çıktı. Gerçi gene var da. Böyle yola gidince biraz stresli oluyor. Ha gideyim, ha yetişeyim, ha şöyle, ha böyle. Öyle olunca da böyle eriyip gidiyorsun. Zaten dal gibiyiz. Gidelim bakalım ne var ne yok. İki araba daha geliyormuş arkamdan ama onlar yetişemeyecekler. Bugün günlerden cumartesi. Şu bana rezerveyi yapan arkadaş, o iki arkadaş dedi yetişirse yetişir, yetişemezse dedi salı günde kalacaklar dedi. Ana! Ne demek lan, bugün cumartesi. Yat. Ondan sonra pazar yat. Pazartesi yat. Salı. Pazartesi salı günü kim bilir kaçta gemi. Valla ben bastır bastır geldim. Sabahtan bu yana kaç? 592 km yol yapmışız ya. 720 mi demiştim ben burayı? Yanlış söylemişim. Yanlış söyledim. Ah, uzun zamandır gelmeyince başka bir yerle karıştırmış olabilirim. Zaten kapıyı zar zor geçtik. Ulan inşallah şunun açısı iyidir ha. Evet. Kadar yoğunluk var. Tır pek yoktur diye düşünüyorum ama pek yoktur derken yine vardır yani. İçeriye girişimiz nereden baksan bir saatimiz alır belki. Ama gurbetçi ailelerin akını var. Müthiş bir akım var o tarafa doğru. Bakalım ne durumda. İnşallah tır geçiş bölümü sakindir. Hani sadece tırlar vardır. Çünkü
bazen gurbetçi aileler sağ olsunlar tır peronlarına da, yani tır güzergahına da araçlarını çekiyorlar. Biz zaten saatle yarışıyoruz. Bak şuraya kadar saatle geldim. Sabahtan beri 7 saat 29 dakikadır araba kullanıyorum ve hala daha yolum var. Yani gemiye bininceye kadar debeleşeceğiz. Karşıdan da güneş vuruyor mu sana? Vurmuyor. İyi bakayım. Valla 80 yazan yeri 90-90 geldim. 90 yazan yeri 100-100 geldim. Hep salıyorum arabayı aşağıya. Demiştim ama düzeltmemişler ya. Halen daha. Çoğu güzel olmuş ama bazı yerler halen daha dandik. Özellikle şu tünele girişler ve çıkışlar. Abi öyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi burada salalım. Şuraya bak. Köprü bağlantıları. Allah billah ne biçim yine. Bak şimdi şurada da var bir bağlantı. Hafif geçecek herhalde. Yok ne hafif, sağlam geçti. Ben şunu şöyle yapsam sizin görüşe dengel olur mu lan? Çok gözüm aldı lan. Yine akşam güneşi görüyorsunuz değil mi? Tam bir silikliyim. Şöyle yapayım da gör bari. Haydi. Bastırcım ben, bastırcım ben haydi. Olmuyor bu, faydası olmuyor. Aha bizim Kürşat abi. Kürşat abi seyrediyorsan eğer seni gördüm, görmemezlikten gelmedim yani. Ama sen çok geç kalmışsın ya. Vay 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 vay. Uzun video olacak dedim ya oğlum. Şimdi benim bilgisayarı yanıma alıp gemide şu kaydettiğimi bilgisayara atmam lazım ki şu hafıza kartı boşalsın. Evet, o da arıyor.